Merhaba arkadaşlar. Bugün İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmayı başaran bir konuğumuz var. Sevgili Hakan Kolay. Hakan hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hakan 2020 YKS'de Ham'da 3151, yerleştirmede 4113 yaparak İstanbul Hukuk'a yerleşti ikinci öğretime. OBP'si 75 arkadaşımızın. Öncelikle onu söyleyeyim. Sonra da netlerini sizinle paylaşayım. TYT'de Türkçe 30'a 8, Sosyal 16'ya 3, Matematik 35'e 2, Fen 5'e 1 yapmış. 82,5 TYT neti var arkadaşımızın. AYT'de 37'ye 2 matematik, 21'e 2 edebiyat, 6'ya 2 tarih, 6'ya 0 coğrafya yapmış. Bu da 68,5 yapıyor. Doğru mu Hakan? Doğrudur hocam. Evet. İşte bu netler ve 75 OBP ile 3151 Ham, 4113 yerleştirme sıralamasıyla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim yarışı. Hakan tebrik ederim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Yani güzel netler bunlar. Ayrıca teşekkür ediyorum başarı hikayeni bizimle paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Hakan, öncelikle şunu sorayım. Bursa'da yaşadığını biliyorum ben Hakan'ın. Hangi okuldan mezunsun? Son yıl açığa geçtiğini söylemiştin. Evet. Bir orayı anlatır mısın bize? Hocam ben Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi'ndeydim. Yani normal klasik bir Anadolu Lisesi, 390 puanlık. Son sene açığa geçip dershaneye gitmiştim. O şekilde açık liseden mezun. Sevgili Hakan, hayalin hep hukuk muydu? Hep hukuk mu istiyordun? Evet hocam ya, hep hukuk istiyordum. Ama ilk başlarda hiç kendime güvenmiyordum. Hani böyle söyleyemiyordum hukuk istiyorum falan. O şeyi söyleyemiyordum. Zaman geçtikçe bir şeyler yapabildikçe falan biraz daha kendime güvenim gelmeye başlamıştı. Yani mesela netlerin nasıldı çalışma sürecine en baştan başlarken? Yani mesela ne zaman başladın çalışmaya, onu sorayım. 11'in yazında mı başladın, 12'den mi başladın? Evet. 12'ye geçerken yazın işte yaz kampı falan oluyor ya dershanelerde. Evet. Öyle o yaz kampına gidiyordum ama o zaman yoğun bir tempo yoktu. Hani günde en fazla 3 saattir. 2 saat, 1 saat, bazen yarım saat. Verilen ödevi yapıyordum daha doğrusu. Ama Eylül'de dershane başladıktan sonra artık bir tempoya girmeye başlamıştım. Peki o kamp dönemi başlarken girdiğin denemede kaç net yapmıştın, hatırlıyor musun Hakan? Kampın sonunda böyle hani tarama testi olarak bir test yapmıştık. Onun dışında deneme olmamıştım. Ama süreç başladıktan sonra bir Ekim zamanında bir TYT denemesi olmuştu. 46,5 olması lazım. O civarda bir TYT netim vardı. 46,5 TYT yaptım. Evet. Maşallah. AYT nasıldı? AYT'yi daha geç olduk. Kasım olmuş muydu böyle? Ya Ekim sonu ya Kasım başı falan AYT olmuştuk. 17 Edebiyat Sosyal 1, 3 AYT Matematik netim vardı. 3 Matematik. Aynen. 17'de Edebiyat Sosyal 20 net yani. Şimdi arkadaşlar hani bir altını çizeyim diye söylüyorum. 46,5 TYT netiyle başlayıp 82,5'a çıkarabilmiş. 20 AYT ile başlayıp 68,5'a çıkarabilmiş bir arkadaşla konuşuyoruz şu anda. Gerçekten çok büyük bir ivme bu. Peki bunu nasıl yaptın Hakan? Yani tamam, dershanedeki ortam güzeldi. İyi çalışıyordun. Günlük rutinin neydi? Nasıl çalışıyordun? Mesela matematiği nasıl çalıştın? 37'ye 2 matematik AYT'de, 35'e 2 matematik TYT'de nasıl matematik çalıştın? Bizim eşit ağırlıkta anahtar matematik. Ya ben de onun farkındaydım. Hani matematik yaptıktan sonra gerisi geliyordu. O yüzden en büyük ağırlığımı matematiğe veriyordum. Hani TYT, AYT ayrı ayrı söyleyeyim. Geometriyi de ayrı söyleyeyim. TYT için hani işte ilk başta konunun klasik şekilde anlatımı oluyordu. Hani ben birazcık artık dik başlılık mı desem, inatçılık mı desem, o klasik sorular bana göre değildi yani. Hani bir temel olarak bir işlem şeyim olsun. Ben direkt yeni nesil sorulara yöneliyordum direkt. İşte Kasım sonunda falan ben direkt TYT matematik denemelerine başlamıştım. Haftada 1, 2, 3 değişiyordu haftanın yoğunluğuna göre. Sürekli denemelerle, o denemede yapamadıklarımı hocalara götürerek o şekilde kendimi alıştırdım. O şekilde geliştirdim. Bu aşamaya gelene kadar TYT matematikte ne yaptın? Bir soru bankası bitirdin mi mesela? Soru yani, bankası. 3-4-5'i çözmüştüm. Efendim? 3-4-5'i çözmüştüm hocam. Onunla ilerletiyordum. 3-4-5'i çözdüm. Evet. O kadar. 3-4-5'i çözdüm. Aynen. Bir de işte böyle internet üzerinden PDF şeklinde oluyordu. Ben böyle onları çıkartıp onlardan da ilerletiyordum. Hani konu konu çözüyordum bazen. Değişiyordu duruma göre. Anladım. Mesela anlamadığım bir konu var, köklü sayılar. Ben onun testini çıkarıyordum internetten, PDF'lerden bulup. Onu çözüyordum. Hani bir kitabı çözüyorum ama yapamadığım bir konu varsa üstüne gidiyordum. PDF çıkararak veya başka kaynak çözerek falan. O şekilde. Bu konu olmadı diyordun. Bir daha bakayım diyordun. Yani onu da çözüyordun, öyle ilerliyordun. Ve diyorsun ki Ekim gibi ben alan denemelerine başladım.
Kasım gibi tekte matematik branş denemeleri. Kasım gibiydi. Anladım. AYT matematiği nasıl hallettin? AYT hocam dershane şöyle yapıyormuş onların sistemi. Limit türev integrali başta işliyorlar. Diğer konuları daha sonra. İlk deneme limit türev integral. Şimdi ben bir de mezun sınıfındaydım açığa geçip. Ve mezunlar hani biliyorlar yani. Az çok. Ha. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlarım falan hep birbirimize destek oluyorduk. Soru olduğunda sadece hocaları değil kendi aramızda da çözerek hani. Herkes bana bir şey anlatıyordu yani. Sürekli bir şeyler katıyorduk birbirimize. Hani akran arkadaş birliği mi diyeyim artık? Hani o çok etkili bir şeydi. Sürekli sorularımızı soruyorduk birbirimize. Her türlü yardımcı oluyorduk. Şekilde. Limit integral türevi en başta anlattılar size. Öyle mi? Ondan sonra da diğer AYT konularını. En büyük ağırlığımı o üç konuya vermiştim ama hani baya böyle yani. Hani sözeli falan çok fazla da kasmıyordum hocam açıkçası. Peki sürekli şimdi matematik. Sonra soracaktım ama şimdi sorayım. Peki limit integral türev çıkarıldığında neler hissettin? Hocam şoka girdim ya. O zaman işte daha karantina dönemi başlamamıştı. Dışarı çıkabiliyordum. Evet. Dershaneye ben deneme almaya gittim. Deneme vereceklerdi. Çağırmışlardı. Tam denemeyi aldım. Eve gideceğim. İşte bir baktım telefona böyle böyle. Şok oldum ya. Bir saat boyu nasıl ya nasıl ya falan. Çok kötü bir dönemdi yani. Ağırlığı kötü oldu bayağı bir. Yani işte. Ya şimdi dershane bunu böyle yapıyor da. Yani bu sırayla gitmiş olsaydınız mesela şöyle bir avantajınız da olabilirdi. Mesela bu konuları daha iyi görmeden hatta hiç başlamadan konular çıkarılırdı. Belki de avantaj sağlanırdı. Ama tabii nereden bileceksin? Yıllardır böyle bir şey olmamış. Yani yıllardır değil. Yani ben kaç 50 küsur yaşındayım mı? Yok böyle bir şey. Yani ilk defa görüyoruz. İşte böyle bir şey başımıza geldi. Geometriyi nasıl hallettin Hakan? Geometri şöyleydi hocam. Yazın o yaz kampında ben antrenmanlarla geometri kitabını almıştım. Yazın onu çözmüştüm. Sadece onu bitirerek seneye başlamıştım. Bir de bizim hocamız çok hızlı geliyordu bana. Hani söylüyordum falan tekrar oluyor. Bir yerden sonra kopmuştu bende. Bir ön yargı falan girmeye başladı. Üçgenlerden sonra bir kopukluk vardı bende. Yetiştirmeye çalışıyordum falan ama yapamıyordum yani. Sonra karantina zamanı oldu. Tabii o boşluk dediğim zaman da hiç çalışmamazlık yapmadım. Zaten o götürdüğüm denemelerdeki soruları hocaya sorduğum zaman illa bir şey katıyordu bana yani. O soruları çözdürmek her şekilde yarar bence. En önemli şey buydu. Karantina zamanı işte konular kalktı falan böyle iyice psikoloji bozuk. Bir kağıt aldım A4. Tek tek dersleri yazdım, konuları yazdım. İşte eksik olduğum en büyük dersler geometri, tarih. Özellikle bunlara yükleneceğim dedim. Ona göre orijinalin kitabını çözmüştüm hatta. O son sayfalarda orijinal sorular falan o tarz. Kendim bayağı bir zorlayarak çözmüştüm. O şekilde ilerletmiştim. Ama keşke düzenli olarak devam edebilseydim. Yani şey şimdi şöyle burada tabii sıkıntı hoca gidiyor. Anlatıyor konuları. Şimdi sen hani mezun sınıfındasın. Sınıftakiler de anlıyor muhtemelen. Yani adamlar üstünden geçmiş zaten. Ya nereye gidiyoruz? Bir sakin olun. Bir yavaş hocam falan diyen ama hoca gidiyor. Aynen. Sınıfa uymak zorunda doğal olarak. Ama işte burada olay şu. Yani seni tebrik ediyorum. İnsanın mücadele etmesi, bırakmaması böyle bir şey. Orada pek çok insan bırakıyor. Aynen öyle hocam. Yani çok bu dershanede çok yaşanan bir şey. Adam şimdi bilmiyor geometri. Temel yok. Hoca başlamış tamam anlatıyor baştan ama ya senin onu anlayıp hocayla beraber ilerleyebilmen bazen çok mümkün olmuyor. Ama yakalayabilmiş olman gerçekten çok güzel. Peki şöyle bir şey sorayım şimdi. Bir eşit ağırlık öğrencisi günlük çalışma temposu günlük rutininde ne kadarını matematiğe ayırıyor ne kadarını edebiyat sosyale ayırıyor? Mesela hiç edebiyat sosyal çalışmadığın aylar oldu mu? İlk edebiyat sosyal, ilk 1-2 ay falan pek hani takmıyordum açıkçası. Ama ondan sonra edebiyatta, bir de hocam şöyle bir şey var hani herkesin bir anlama şekli vardır. Kimisi yazarak anlayabilir tarihte. Ben onu yapamıyordum mesela kimisi dinleyerek. Ben sen daha çok videolardan takip edip. Yani şimdi tarihi konuşalım da yani tarihte 6'ya 2 yapmışsın. Hani AYT'deki ya benim durumuma göre yine iyi yani. Bayağı kötüydü benim tarihim. En umursamadığım, en kötü olduğum ders oydu yani. Ama kendime göre bir gelişme vardı yani. Öyle diyeyim size. Muhtemelen TYT'de de 16'ya 3 sosyalim var. Orada da mı tarihi yanlış yap? Bir tane var hocam. Değiştirmiştim yanlış oldu. Anladım. Anladım. Peki devam etsen edebiyat sosyal kısmını nasıl çalıştığını, tarih şey yaptığını. Evet.
O birebir etüt dediğim olaydı. Sürekli hani ben hocalarla soru cevap yapıyorduk. Konu tekrar yapıyorduk. Benim aklımda o şekilde kalmaya başladı. Artık sürekli videolar izliyordum karantina döneminde. Hatta tarihle coğrafyayı ben baştan sona aldım karantina döneminde. Artık matematik iyice oturmaya başlamıştı. En büyük eksiğim tarih coğrafya. Ne çalışacağım onlara çalışacağım yani. Tekrar baştan almıştım. O şekilde anlıyordum. Kimisi yazarak anlar, yazarak çalışır. Ben onu da denedim. Olmuyordu yani. Hani bir şekilde insan sistemini çalışma şeklini bulmalı. Peki edebiyat nasıl çalıştın? Yani o kadar mesela ezber diyorlar hani edebiyat için. Katılıyor musun? Ezber ama sınavda ezber gelmiyor yani. Hani biz ezberliyoruz da sınavda ezber gelmiyor. Onun için de çok üzmüştü yani sınav anında. Hatırladığım kadarıyla bayağı şey olmuştu. Ya çok çalıştım ama bu kadar şeye çalıştım onların çoğu gelmedi mi diyorsun? Aynen öyle. Özellikle Cumhuriyet Edebiyatı. Ha, o bir de evet. Şöyle bir şey var hocam. Karantina öncesinde biz Cumhuriyet Edebiyatı'nın oraya kadar geldik. Cumhuriyet Edebiyatı 12. sınıf konusu ve ben ilk kez göreceğim. Ve karantina dönemi falan girmiş. Hani alelacele oldu böyle. Hani tam işleyemedi, hızlı geçildi falan filan. Ben o zaman benim böyle bir beyaz tahtam var evde. Onunla çalışıyordum. Karantinadaki tek başlık bir, tek kişilik bir sınıf yapmıştım ev ortamında. Bu arada bir şey söyleyeyim. Şimdi bir fotoğraf göreceksiniz arkadaşlar. O fotoğrafta Hakan'ın sınava bir hafta kala çektiği bir fotoğraf değil mi? Orada tahta kalemleri var. Ben onu görmüştüm. Aynen hocam. Yani bilgisayarda da benim resmim var. Ayrıca gururlandım. Çok teşekkür ederim. Devam et Hakan. Tahta kalemiyle yazıyordun edebiyat şeylerini. Edebiyat o Cumhuriyet kısmı için en önemli, en yoğun bilgi ezber olan kısım için tahtaya böyle bir adama 20 kere yazıp sildim biliyorum. Aklımda kalsın diye artık hani başka bir çarem yoktu. Ki o son 2 ay boyu zaten matematikte artık sadece denemelere yöneldim. Sürekli edebiyat, tarih, coğrafya. Hani eksik olduğum şeye yöneldim. O şekilde evet. İlerlettim. O şekilde. Peki Hakan, şunu soracağım. Bütün bu çalışmalarında hani hem matematik, tamam matematikte zaten hani çok fazla alan denemesi çözdüğünü söyledim. Edebiyat sosyal için ne önerirsin? Yani hani çalışma sistemlerini de tek tek denemiş biri olarak hani herkes kendine uyumlu olan çalışma tekniğini bulsun falan diyorsun ya. Tamam bu bir öneri. Yani herkes kendine uygun bir çalışma tekniği bulmalı eyvallah. Onun dışında mesela materyal olarak ne kullanalım? Alan denemesini ne zaman çözelim? Soru bankası mı çözelim edebiyattan? Map kitabına bakalım. Söylemeyi unutmuştum hocam. Edebiyatta bir de soru çözmekte de hani belli başlı bir kalıp şeyler çıkıyor genelde. Onlar kafada kalıyor. Ben soru çözerek de oturtuyordum. Hani bir konu işlendiği gibi soru çözüyordum. Çözemesem de cevabına bakıp hani o şekilde aklımda kalıyordu falan. Denemek lazım. Bir şekilde bulmak lazım yani. Çalışma şeklini, çalışma stilini. Peki bize beğendiğin kaynakları önerir misin Hakan? Limit'in Edebiyat El Kitabı. Yayın Denizi Edebiyatı çözmüştüm ilk başta. Daha giriş, daha basit bir seviye olduğu için onu almıştım. Sonra 3-4-5 Edebiyatını çözmüştüm. Paraftan ilerliyordum bir de en sona. Paraf daha detaylı bir kaynaktı. En sona onu bırakıyordum. En son onu çözüyordum. Bu Tuğla gibi bir kitap var onu mu diyorsun? Aynen öyle. Evet. Bir de Limit'in El Kitabı demiştin değil mi? Limit'in El Kitabı tabii çok önemli. Evet. Başka tarih, coğrafya, matematik, TYT onlardan neler çözdün? Ya da bize tarihte Paraf'ın tarihini çözmüştüm sadece AYT için. Çok fazla zaten sona bırakmıştım hani benim hatamdı. Soruları çözüyordum. Sürekli konuya yönelik hani videolar izliyordum YouTube'dan, kanallardan bir sürü video var biliyorsunuz. Onları izliyordum. Daha çok soru çözerek değil de onları video izleyerek oturtuyordum. Bir kaynak Paraf tarihi çözmüştüm sadece. Coğrafyada da aynı şekilde Paraf coğrafya AYT için. TYT için de Paraf coğrafyaydı. Matematik için TYT'de 3-4-5'in soru bankasını çözdüm. İşte o evet. Kaynaklar, PDF'ler falan o şekilde yararlandığım şeyler oldu. Onun dışında denemelerde 3-4-5'i çözdüm. Bilgisayar malı çözdüm. Peki Hakan, 2021'de sınava girecek arkadaşlarına birkaç cümleyle seslenmek istesen neler söylemek istersin? Ben şunu söyleyeyim hocam. Benim yazdan beri böyle hani iştahlıkçı olunca böyle edebiyat sözleri falan insanların ilgisini çeker yani. Mehmet Akif'in bir sözü var. Neden azmin bu kadar süreksiz? Sen mi yoksa davan mı yüreksiz? Ben böyle kendimi motive ediyordum bu tarz sözlerle. Sizin videolarınızla özellikle çok motive oluyordum. Kendinizi motive etmeyi bilin. Vazgeçmeyin. Hani bir soruyu çözemeyince bırakıp atmayın. Ben aksine inatlaşıp daha da üstüne gidiyordum onu çözebilmek için.
bir soru için böyle bayağı sinirlendiğimi de biliyorum ama gidip olsa bir saat boyu bir soruyla uğraştım diyelim. Onun yerine 100 soru çözsem onun yerini tutmazdı. Ben bundan hiç pişman değilim. Önemli olan yapamadığımızı yapabilmek. Onun üstüne giderek, korkmadan, kendimize güvenerek, önyargıyla yaklaşmamaları gerekiyor. Ya o İşte şekilde. herkesin de başarabileceğine inanıyorum. Yani ben yaptıysam herkes de Güzel. yapabilir. Çok güzel şeyler söyledin Hakan. Hakan çok teşekkür ederim. Ne Bu demek hocam, hikayeyi ben de teşekkür ederim. paylaştığın için. Yani gerçekten çok mutlu oldum ben. Umarım çok çok iyi bir avukat olursun. İstiyor musun İnşallah. avukat olmak yani? O tatlı istiyorum hocam. Aynen, İnşallah. hayırlısı, hayırlısı. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederim hocam. Sana bundan sonraki tüm hayatında sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ömür diliyorum. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.